Özetle biz burada tank hak veriyoruz. Tank çok haklı. Çünkü olaydan yani, haberi yok. Ben en son tankı şeyde kullandım. Eskiden Atari'de bir tank oyunu vardı ya. Ne tank? Doğru. 1963 müydü? Evet, evet. Düşün bayağı... bu ondan da eski bu tank. Airbag yerine mi koymuşlar? Evet. Kaza olunca abi dur. Bir tanesi koltuk olarak gidiyor. Koltuk. Onun burada adam var. Diğeri de emniyet kemeri böyle tutuyor adamı. Diğeri çıkıp onu götünden tutuyor. Üçüncü en alttan çıkıp ikinciyi götünden tutuyor. Oğlum bu. Bir kimse de merdiveni tutmuyor bu adam. Francala'nın sağdan soldan topladığı haberlerle gerçekleştirdiği yorumsal ve taraflı habercilik programı Laf Olsun'a hepiniz hoş geldiniz. Otomobilin torpido gözünden kaçak göçmen çıktı. Oha! Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Aa, o insan mı lan? Adam var orada. Orada ben... motor olması gerekmiyor mu normal şartlarda? Yok kanka orası bir boşluk. Airbag olması gerekiyor. Airbag'i sürükmüşler. Abo. Airbag'in yerine mi koymuşlar? Evet. Kaza olunca abi dur. Daha ucuz bir teknoloji. Koskoca bir insana daha ucuz bir teknoloji mi diyorsun? Ne yazık ki. İnsan ama bu benim suçum değil. Ucuz. Evet ama bu benim suçum değil yani. Airbag çok pahalı. İşte bak gördün mü? Patladığı anda araba performans alıyor. Çok pahalı olmuş. İspanya polisi Fas sınırından AB üyesi İspanya topraklarına kaçak girmeye çalışan 4 göçmeni yakaladı. 4'ünü de oraya sığdırdılarsa alsınlar adamları. Oha. Gerçekten. Haberi sıradan kaçak göçmen hikayelerinden farklı kılan ise yakalandıkları yerler oldu. Yerler. Tahmin edelim mi yerleri? Ben o tamam edelim. Edelim. Allah aşkına. Bir zaten torpido. Evet. Torpido. 2 bagaj. 3 motor. Motor olamaz ya. 2 bagaj. 3 ne arka olabilir? Arka koltuğun altı boş mu? Değil. Bence bir boşaltmışlardır onu. Koltuk yapmışlar. Uymuşlardır. Bir tanesi koltuk olarak gidiyor. Koltuk. Onun burada adam var. Diğeri de emniyet kemeri. Böyle tutuyor adamı. Amirim bu koltuk değil. Bakın yatıyor diye. Şunun için bu kadar prodüksiyona girdim. Bak sen koltuk ol, ben de geleyim sana. aman. Sakatlık çıkmasın gençler. Valla emniyet kemeriyim ya amirim. Yemin ediyorum bak. Amir git bakın buraya basınca. Yani bu bölümde olacak mı bilmiyorum ama bir yerlerde kesin olacak. Bir daha bu kadar yakınlaşmak istemiyorum. Kaza olunca sen emniyet kemerisin. Airbag'den de başkası çıkıyor. İş yerinde tabela takılıyor. 20 metre yukarıya tabela takılacak. İş güvenliğini anlatıyorum. Bir şey var. Merdiven. Merdivene 3 kişi çıkmış. Biri tabelayı takmaya çalışıyor. Çok ağır bir tabela. Böyle vinçmiş yardım ediyorlar. Diğeri çıkıp onu götünden tutuyor. Üçüncü en alttan çıkıp ikinciyi götünden tutuyor. Bunun fotoğrafını çekip arkadaşlara atmış. Oğlum bu... Bir kimse de merdiveni tutmuyor bu adam. Bu bayağı şey ya. Aa, çok yani. Oğlum bu bir fantezi. Bu abiler demiş ki biz normal şartlarda gün içinde birbirimizin götünü ellerimiz. Fırsat bu fırsat. Ne? Ben bagaj dedim. Torpido zaten torpido. Var. Torpido bagaj. Bir. 3 tane. Bagaj. Abi aklıma şey geliyor ben ya bir tek. Kaput diyorum abi. Motor içi evet. Motor içi geliyor. Bagaj motor ama içi. Ama gidemez oğlum. Çok oğlum. Yakışır lan adam yapışır amına koyayım. Gidemez oğlum. Hadi bu motor içi. Tahmin al. Zaten... Bir tane de far diyeyim hadi. Far adam. Mı? Kitabın yerine buna el feneri vermiş. Telefonun ışığını açmış. Selektör yapıyor böyle. Biri cammış değil mi böyle? Basıyorlar iniyor böyle. Göçmenlerden ikisi bir aracın torpido gözüne saklanırken biri arka koltuğun arkasında bir diğeri ise motor bölümüne gizlenirken yakalandı. Abi. Arka koltuğun arkası dediğimiz bagaj kısmı mı oluyor? Yok. Bagajla koltuk arasındaki alan. Evet. Abi motorda çok büyük riskler var ama ya. Bak ben motoru dedim. Lan adam ülkeden kaçıyor yani büyük riskler alınarak kaçılıyor. Şeyde çok güzel patladık torpidoya iki kişi girmiş. Oğlum torpidoya nasıl iki kişi girer? Giremez oğlum. Çift airbag. Arkadaşlar bir kişi de giremez ama değil ya. Oğlum yok. Adam girmiş de işte. Başarı. Gerçekten yani, çok nerede o? Bu ne? Baya da rahat oturuyor ha yani. Evet.
i20 değil de Hyundai. Hyundai olabilir mi? Hyundai, Hyundai. Bence yani. Büyük arabadır bu ya. Bu arabanın modeli bu arada doğru bilseler biz nereden okuyayım orası da ayrı da. Ben şey yaparım onu. Doğru bilene. Doğru bilene iki kişiye. İki kişiye. Mahallede francala kokteyli ikram ediyor. Evet. İspanyol sınır muhafızları 3 saatlik zaman dilimi içerisinde kaçakları taşıyan 3 aracı durdurdu ve araçların içine gizlenmiş 4 göçmen yakaladı. Hmm. Hepsi aynı arabaya saklanmamış Allah'tan yani. Evet. İki. Torpidoya 2 kişi girmemiş. Sınır muhafızları şey değil mi? Sınırdaki görevli falan. Yani bizde ne deniyor buna? Muhafız denmiyor bence. Oğlum bizde zaten bizde bunlardaki gibi sistem yok ki. Bizde herkes polis. Evet, sınır polisi polis, değil mi? Polis muhafız aslında. Olunca böyle bir şeyde... Bir de bizim sınırımız var mı? Ne? Yok gibi. Ne diyorsun lan sen? Hayır, yok gibi. Bakanlar girdi. Oha! Adam ince şey yapmış. Peki Kudret, senin sınırların var mı? Oğlum ben 30 yaşına gelmişim. Ee? Hayallerim var. O yüzden çok korkuyorum bu şakayı. Bu şakayı... Francala hapiste. Newsweek'te yayınlanan habere göre 20-21 yaşlarındaki iki erkek boğulma, oryantasyon bozukluğu ve eklem ağrısı tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Bu haberin devamı başka bir evet abi ya. 4'te 2 o zaman. Tüm ya bari burada insanlığımızı kaybetmeseydik be Elvan. Ben kaybettim. Tüm göçmenlerin Afrikalı olduğu öğrenilirken hangi ülke vatandaşları olduğu açıklanmadı. Tüm kaçakların Fas'tan Kuzey Afrika'da İspanya toprağı olan Melilla'ya geçmeye çalıştığı ifade edildi. Ha, İspanya'ya da değil. İspanya toprağı. Yok, İspanya oluyormuş değil mi? Orası da İspanya toprağı ya. Hayır, İspanya'ya kaçmakla İspanya toprağına kaçmak aynı şey mi şimdi? Şimdi oradan oraya geçti. Evet, evet. İspanya oradan, toprağı dediğin geçen... İspanya oluyor oğlum zaten. Ama işte... Fas sınırı. Fas'taki İspanya ile İspanya'daki İspanya aynı değildir. Onu söylemek istiyorum ben. Yavrum oradan oraya geçen oraya da geçer. Adam torpidolu oraya gelmiş. Akbil'den mi kaçamayacak ya? Bu arada ben gerçekten hani güldük ettik ama öncelikle inşallah hepsi iyidir ve gerçekten hak etmişler. Yani alın bu adamları İspanya'ya. Bir de azıcık siz alın oğlum. Yeter lan. Afganistan'daki sorunu çözmek için işte bütün ülkeler biz şu kadar alırız, biz bu kadar alırız. Estonya mıydı? Bir tanesi demiş ki bu soruna biz de destek olmak istiyoruz. 10 tane Afgan alırız demiş. Bravo. Akşam yemeğine mi çağırıyorsun? Hayır. 10 değil 8. 2'yi düşürmüş mü sonra? Ben de 6 diye hatırlıyorum. Ben bizim çocuk... Oha giderek düşürüyorum. Ben 6 hatırlıyorum. Ben bizim 8... çocukları unutmuşum ben ya. Gelinle gelecekti onlar. 8 kişilik yerimiz var. Hakikaten akşam yemeği ya 8 kişi. Ailede 4 kişi ise 12 kişilik yemek takımı tamam. Başka birinciye 20 kişi daha yok burada. Ya bu insanlık dramı dursun da şu görseli gördükçe de yani. Ya hakikaten ya. Nasıl ikna oldu oraya girmeye acaba? Bir de para verdiler mi kaçmak için? Tabii. Öyle şey değil mi? Muhtemelen para da verdiler. Türk parası vermişlerdir. Ona en azından az üzülürler yani değeri kayboldu. Ya her yerden yani sözcü, tokmak gibi program. Ne yapıyoruz? Francala, hapiste. Önce görsele bakmanızı rica ediyorum. Haberi okumadan yani. 15 Temmuz herhalde. Evet, bir yerin bir 15 Temmuz'u. Tanklar, okay. Alkolü fazla kaçıran gençler tankla tur attılar. Gençler. Ulan, oğlum bizim niye aklımıza gelmedi bu ya? Ya babanın tankını kaçırmak nedir artık ya? Alkolü fazla kaçırınca oturup ağlıyoruz. Düşünsene. O derdim bu derdim. Alkolü içinceyi fazla kaçırınca ağlıyoruz falan. Burada gördük en son Elvan görmeni de bana öyle gözlerini belerterek bakma. Atmaca. Niye atacağımız şeyleri konuşuyoruz ki? Yani sonuçta bekar adamsın bir şey diyemiyoruz. Bekar mısın? Bekarım. Sen? Ben de bekarım. Polonya'da tank ile kasaba sokaklarında tur atan alkollü gençleri durduran polis alkollü sürücüyü gözaltına aldı ve tank çekiciyle götürüldü. Devam etmeden. Buyurun lütfen. Polis alkollü olduğu için mi almış sadece? Sana ne takıldı? Direkt aklıma şey takıldı. Bunun da dediği üzerine. İşte içim üzülüyoruz bilmem ne. Eski sevgilim tankla gelmiş. Ya hacı ben şey düşündüm. Tankı nereden buldu bunlar oğlum ya? Gerçi babasının tankı mı var ben yani? Ben de şuna takıldım. Sende tank var. Polise niye duruyorsun? Bas. Şefazan. Başım belaya girecek GTA gibi çıkmışsın artık. Sadece alkollü olduğu için alıyorsa demek ki Polonya'da tank kullanmak olağan gündelik bir şey. Evet yani. Yani. Bu şey tankçık olabilir mi? Ateş etmeyen tank görünümlü bir abi, şey olabilir. Abi tank bayağı tank çık yani. Değil yani bildiğin. Tank. Bayağı tank. Tank. Hani ateş etmemişlerdir herhalde ama. Hani sadece ateş etme değil bak şuradaki görselde bile şu araba büyük risk altında evet, abi evet. Yani. Bir de alkollü de giremez mi? Geç diye üstüne bir insan tank kullanmayı nasıl biliyor? Mesela ben
tankçı yaptım askerliği. Tank kullanmayı bilmiyorum. İşte bu biliyor demek. Tank gördüm bir kere böyle yanından geçti. Tamam yeter. O kadar tankçı. O kadar tankçı. Olay Polonya'nın, bu kasabaların hiçbirini okumayacağım. Bu kelimeleri sen aşağıya ver lütfen. Czestochowa. Olay Polonya'nın bir kentinin kuzeyindeki... Pajazno. Ben okumayacağım. Tamam. Ne okudun nasıl? Kasabasında yerel saat ile 21.40 sıralarında meydana geldi. Şimdi bak saatin ne önemi var diyecektim de. Ay bence önemi var. Var. 21.40 ya yani daha yeni oturduk. Evet ne içtin? Bayağı düşük alkol eşiği. Değil mi? Peki. Gençler diyor ya daha yeni böyle başladılarsa demek ki. Bir barmen falan. Senin alanın bu. Evet evet. Yani bugüne kadar hiç tank sürmeye çalışan müşterim olmadı. Polis tankı durdurdu. Gene anılarımız bizi 2016 yılına götürüyor. Önüne mi yatarak durdurmuş? Ya bak şuradan çekil şuraya gitme ne olur. Uzaklaş tanımıyoruz tanımıyoruz. Bizi tanımıyoruz. Oğlum o zaman da polis tankı durdurdu. Durdurmadı mı? Allah Allah. Ben mi durdurdum? Bir grup alkollü adam kasaba sokaklarında Sovyet üretimi T-55 modeli tank ile gezdi. Ben 2. Dünya Savaşı belgesellerinden hatırladım. Hani Stalin'in Avrupa'nın tank evet, bu. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet. 40'larda falan. Bir de hani 40 yapımı tankı nereden buldun oğlum? 45'lerde yapımı tankı. Orada unutuldu mu o tank ya? Bir dakika ya. Bir de müze mi soydular ya? Ve sadece alkolden dolayı mı alıyor bunları? Ya yok hani askeriye de bir yerde duruyordur o tanklar. Hala kullanımdadır illa. Müze değil. Ya müze belki de şeydir. Için. Hakikaten şey. Zengin çocukları. Bu adam bir şekilde tanka ulaşabiliyor. Ya babası asker. Bravo Sherlock. Çok yaşadın. Bakın arkadaşlar. Bu bir tanktır öncelikle. Bu bir şekilde tanka ulaşıyor. Bravo. Aferin. Ben aferin. Mesela istesem yapamayacağım bir şey. Çünkü ulaşamam tanka şu an. Cem Yılmaz'ın bir filminde adam şeye giriyor. Hangi filmiydi o? Yedi Cüceler. Yedi Cüce olandı. Ali Baba ve Yedi Cüceler. Sığınakta 50 sene geçmiş her şey bitmiş. Belki bir adam da bu tankın içinde yaşadı ve 50 sene geçti. Yok. Hala gençler devam ediyor. Diyor ya. İşte yani. Karşılaştı. Gençler yok ya geçti falan deyince adam evine gidiyordur. Bu da hoşça kalınca. Ha öyle mi deyip arkasını dönüp gidiyor mu yani? Yazıyor mu ya gerçekten nasıl ulaştı? Dur bakalım. İhbar üzerinde olay yerine gelen polis tankı durdurdu. Yapılan testlerin ardından tank sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Gene bak hala alkol. Abi şey olabilir mi? Rusya Ukrayna'ya giriyor ya şu an. Bir Rus askeri piç. Yanlışlıkla Polonya'ya gidip yolu kaybedip ya ben alkollüyüm yedirmiş olaydım. Eski haberdir. Yok oğlum bayağı eğleniyorlar. Baksana tankın üstünde 5-6 kişi. Şu görsel bana Poma'yı hatırlattı ama neyse. Şey bir grup alkollü genç değildi onlar. Davulcu Vedat Polonya'ya evet, gitmiş. Evet. 2 gün önce Gezi Parkı'nın yıl dönümüydü. Onda dün. Dün. Evet. 28 oğlum. Evet. Tamam bugün 29. 29. Evet. Dün Gezi Parkı'nın yıl dönümü. Hatırlatalım onu. Nasıl hatırlarız? Bir şey yapmak hatırlatalım onu da. Hadi kalkın. Gezi'ye gidiyoruz. Bu gibi bir şey mi? Nasıl yapalım? Sen bana sus. Ben böyle durayım. Davulcu Vedat iyi. Davulcu Vedat'ta kalalım. Aynen tamam. Davulcu Vedat özledik lan seni. Polis alkollü tank sürücüsünü gözaltına alırken tank çekiciyle götürüldü. Bu ne cesaret yiğidim. Hangi çekici tankı götürebiliyor lan? O tankın artık büyüklüğü anladın mı? Tamam çek beni falan. Tamam hadi tamam direnmiyorum. Yoksa... Kasaba sokaklarında tur attılar. Yerel medyada yer alan habere göre tankın sürücüsü ve tankın üstüne çıkarak seyahat eden diğer kişiler tankın nakliyesinden sorumlu kişilerdi. Tamir için vagondan indirilen tanka binen sürücü ve diğerleri aldıkları alkolün de etkisiyle kasaba sokaklarında tur atmaya karar verdi. Şey, haberin sonunda tankın işte bu nakliyesinden sorumlu olduğu anlaşıldı ya. Yani o kişi o tanka nasıl ulaştığını evet. Sonunda anladık. Evet. Şu an benim için o kadar rahat değil. Evet, evet. Yoksa çok korkunç. Çaktık değil mi hani? O zaman babasının mı tankı vardı anladın mı? Oğlum bir de şey ağzınızı için oğlum yani böyle gaza gelinebiliyor çünkü öyle otururken sürelim mi lan? Öyle olmuş belli ki. O zaman biz bu haberde Davulcu Vedat'a hak veriyoruz evet. Ve Gezi'nin yıl dönümünü kutluyoruz. Kına gecesinde kız kaçırma diye bir olay var ya tankla geliyorlar kızı alıp gidiyorlar. O sırada mısaytıraş oluyor. Oğlum daha da kötüsü yani bu ülkede çok iğrenç bir gelenek olarak artık gerçekten bitmesi gereken şu düğünlerde havaya ateş etme evet. Olayı var değil mi yani? Evet. Gerçekten bir önce bitmesi lazım. Tankla. Ve, evet. Kalaşnikov'la sıkıldığını gördük. Evet. Roket atar atıldığını gördük. Havai fişek deposunda insanlar da öldü. Yani havai fişek bile aslında o şey klasmana giriyor. Gene fazla duyar oldu. Gene üzücü yani. Evet. Yavrum havai fişek zaten yasaklansın. Kuşlara yasak, doğal yaşamada evet. Şey. Oğlum biz bugün niye bu kadar duygusalız?
girdi. Yaşlanıyoruz hiç. Özetle biz burada tank hak veriyoruz. Tank çok haklı. Çünkü olaydan haberi yok. Ben en son tankı şeyde kullandım. Eskiden Atari'de bir tank oyunu vardı ya. Ne tank? Doğru. 1963 müydü? Evet, evet. Düşün bayağı... bu ondan da eski bu tank. Arkadaşlar tekrar ediyoruz. Ağzınızda içim ve alkollüyken birbirinizin gazına gelmeyin. Ve kendinize iyi çok dikkat edin. Bakın. El sallamadan önce evet. Bulduğunuz haberleri bize yorumdan atmayı. Bakın eşimize, dostumuza, bizi takip eden herkese sesleniyoruz. Şu anda DM'den atıyorsunuz bize, WhatsApp'tan atıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ama bunlar bizim izlenmelerimize, etkileşimlerimize bir katkı sağlamıyor. O yüzden lütfen bulduğunuz haberleri bize WhatsApp'tan atmakla birlikte yorumlara da yazın. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı videoya. Subscribe değil o. Bizi takip etmeyi, çana basmayı, ondan sonra Kudret'in şuralara koyduğu şeylerden eski bölümlere gitmeyi ve bizi etrafınıza yaymayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.